Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip, takdir ve kararlarıyla Tarım Orman Bakanlığımızda bir değişiklik olmuş ve bugüne kadar tarım, hayvancılık ve orman faaliyetlerinde büyük hizmetler ortaya koyan, gayretiyle milletimiz nezdinde teveccüh ve tarımsal hasılamızda artış meydana getiren Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli görevinden ayrılmış ve yerine 22 ve 23. dönem Adana milletvekilimiz olan Vahit Kirişçi hocamız bakan olarak atanmıştır. Ülkemize, milletimize, çiftçimize, ülkemizin tarımsal bereketine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Vahit Kirişçi hocamız 1960 Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi ve ziraat yüksek mühendisi ve aynı zamanda akademik alanda öğretim görevlisi olarak faaliyetler gösterdi. Pek çok alanda öğrenci yetiştirdi. Toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünden yayın hayata geçirdi. Ve yine kendi alanında pek çok sivil toplum kuruluşunda başkan ve yöneticilik yaptı. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Komisyonu'nda da 22 ve 23. dönemde görev yaptı. Ve tabii bugüne kadar son 20 yıllık süre zarfında 2002 sonrası dönemde hamdolsun bütün tarım bakanlarımız büyük bir gayretle çiftçilerimizin alın terinini berekete dönüştürme gayreti içerisinde oldu. 2002'de 23 milyar dolar olan tarımsal hasılamız Avrupa'nın 4. ülkesi iken hamdolsun bu mücadele ve gayret sayesinde arada geçen süre zarfında 50-55 milyar dolarlara kadar çıktı. Ve bu ülkemiz adına, milletimiz adına bir övünç ve gurur seviyesidir. Avrupa'nın 4. tarım ülkesi olmaktan hasıla itibariyle 1. tarım ülkesi haline geldik. Ha, 2002 yılında tarımsal hasılaya baktığımız zaman, tarımsal ihracatın milli gelire oranına baktığımız zaman düşmüş gibi görünmesinin sebebi, evet kıymetli başkan, arka planında ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında elde ettiği mesafelere bağlı olduğunu hatırda tutmak lazım. Sadece filin hortumuna, filin bacağına, göbeğine, dişine bakarak mukayese ve değerlendirme yapılamaz. Bunu da şahsınız adına büyük bir nükte olarak görüyorum. Bizi sabah sabah güldürdü. Buyurun toparlayalım. Bizi sabah sabah güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün. Evet. Diğer taraftan ülkemizin tarımda net ihracatçı konumunu daha da güçlendirdik. 4 milyar dolar olan tarım ve gıda ürünleri toplam ihracatımızı dikkat buyurun 20 milyar dolara çıkardık. Türkiye'yi 195 ülkeye 1690 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir ülke konumuna hamdolsun ulaştırdık. Milli tarım projesini geliştirdik. 2002'de 1.8 milyar TL olan tarımsal destekler 2020'de 22 milyar rakamına yükselmiştir. Sertifikalı tohum üretimini 1 milyon tonun üzerine çıkardık. Bu da tarımda millileşmenin en önemli parametrelerinden birisidir. Çiftçilerimize seralarının modernizasyonu için Tarım Bakanlığı'nın bütçesini görüşmüyoruz değil mi arkadaşlar? Buyur. Çıkalım. Buyur. Seviyesine yükselttik. Hayvancılık destekleriyle 2002'de 83 milyon iken arada geçen süre zarfında 6 milyar destekleme ödemesini hayata geçirdik. Yine su ürünleri, kanatlı hayvancılık alanında da ülkemiz katlayarak hasılasını artırdı. Evet, diğer taraftan görevini tamamlayan Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin elbette orman yangınları noktasında ortaya koyduğumuz performans noktasında da tebrik, takdir ve şayana muhatap olması, milletimiz nezdinde teveccühe mazhar olması önemlidir. Sayın Bakanım, küresel ısınma açısından içinden geçtiğimiz süre bu konularda bir cümleyle tamamlamamıza imkan vermeli. Avrupa Orman Yangınlarıyla Mücadele Bilgi Sistemi çerçevesinde EFİS raporlarına göre
2020'de yani. Bir dakika Özgür Bey. Şah, buyurun Sayın. NEM hepsi başarılı hamdolsun. Niye aldınız bu kadar? NEM oranının düştüğü, sıcaklık seviyelerinin arttığı bir ortamda 2020'de ABD'de yangın başına düşen alan 68 hektar, Kanada'da 76, İspanya'da 20, Fransa'da 7.6 hektar iken bizlerin etkin mücadelesiyle hamdolsun 6.2 hektar olmuştur. Ve yine Avrupa'da ve Amerika'da yaklaşık, örnek vereyim, Kaliforniya'da 103 gün sürmüş orman yangını, 3 aydan fazla. Söndürülememiş ha. Nasıl sönmüş? Kış gelmiş, yağmur yağmış, kar yağmış, hava soğumuş, sönmüş. Düşünebiliyor musunuz? Söndürülememiş. Kanada'da 3 milyon hektar yanmış, 2 ay sürmüş. Sibirya'da 2.4 milyon hektar yanmış ve 96 gün söndürülememiş. Yine kışın rahmetine sığınan. İtalya'da 78 gün yangın sürmüş. Son olarak bitiriyorum. Evet, helikopter, uçak, arazöz mü diyorsunuz? Yoktu Mersin'de. 27 helikopterimiz varken 39 helikoptere. Siz oralarda dolaşırken kafanızda yukarıda uçuyordu. Yukarıya baksaydınız görürdünüz. 3 amfibik uçak, 4 İHA, 18 uçak ve İHA'ya çıkartılmış. 162 gözetleme kulesi, 324 termal kamera kullanılarak ilk defa askeri amaçlı İHA'larla, herhalde siz rahatsız oldunuz, onlarla yangınlara müdahale edilmiş. Ve 40 dakikadan müdahale süresi 12 dakikaya ulaşmış. Hayırlı mübarek olsun. Daha büyük müjdelerle, başarılarla milletimizin huzurundayız. Teşekkür ediyorum. Sayın Bülbül buyurun. İbrahim Bey'den başkanım. İlginç oldu Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili'nin konuşması gerçekten. İnsan şunu soruyor. Ya bu kadar başarılı bir tarım bakanıysa neden görevden alındı Allah aşkına? Yani burada görevden alan da sizin aranızda belli ki bir çelişki var. Yani ha daha iyisini yapsınlar diye. Şimdi ben onun yaptıklarını anlatacağım. Onun daha iyisinin nasıl olduğunu konuşacağız. Ya Sayın herhalde Oruç, bir saniye. Grup başkan vekilleri konuşurken karşılıklı görüşmeyi emin olun çok büyük bir şeyle takip ediyorum. Buna müdahale etmeyi de uygun görmüyorum. Buyurun Sayın Oruç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi herhalde bu Tarım Bakanı yakın tarihimizde çiftçilerin dertlerini en az anlamış olan Tarım Bakanı'dır. En az anlamış olan ve tarımı kuruttu ya, ormanları çöle çevirdi bu Tarım Bakanı ya. Bunu nasıl konuşmuyorsunuz? Şimdi çiftçi sayısı inmiş 2.100.000'den 400.000, azalmış 1.700.000'e. Bunun teknolojik gelişmeyle filan alakası yok. Çiftçiler iflas etmiş. Çiftçiler yaşayamaz duruma gelmiş. Tarımı üretemez hale getirmişler. Onun için bu hale gelmiş. Şimdi çiftçi borçları 100 milyarmış. Bu Tarım Bakanı 100 milyar seviyesindeymiş. Tarım Bakanı iş başına geldiğinde. Şimdi olmuş 4 yılda katlanmış 225 milyar. Çiftçi borçlarından bahsediyoruz. Batırmış çiftçiyi, bu batırmış çiftçiyi anlamadığı gibi de, bir de diyor ki bana borçlu çiftçi gösteremezsiniz. İflas etmiş çiftçi gösteremezsiniz. Ya sen nerede dolaşıyorsun da çiftçi arıyorsun? Bakan efendi, bunu sorduk, onun da cevabını veremedi. Gıda enflasyonu %65'e çıkmış yıllık. Dünya dördüncüsü olmuş gıda enflasyonunda Türkiye. Tarım Bakanı çok başarılı işler yapmış gibi anlatılıyor. Ya görevi sırasında gübreye yapılan zammın haddi hesabı yok. Hadi diyelim bu gübre zammı sizin o müthiş ekonomi tezinizden kaynaklandı, faiz, enflasyon. Peki bu gübre zammıyla karşı karşıya kalmış olan çiftçileri rahatlatacak herhangi bir adım atmış mı Tarım Bakanı? Herhangi bir şey önermiş mi? O da yok. Anlamıyor. Küçük üreticinin derdini zerre kadar anlamayan bir Tarım Bakanı'ndan bahsediyoruz. İktidara geldiğinde mazot 6 liraymış. Şimdi buyurun Sayın Oruç. Şimdi olmuş 19 lira. 2018 yılında bakan olduğu zaman menemenin maliyeti 8,5 liraymış. Şimdi olmuş 40 lira. Bu Tarım Bakanı, böyle bir Tarım Bakanı'ndan bahsediyoruz. Ya orman yangınları diyorsunuz. El insaf bak, 2010, 2004 ile 2019 yılları arasında
37 bin orman yangını olmuş bu Türkiye'de. Toplam 141 bin 780 hektar ormanlık alan yanmış 2004-2019 arasında. Bu Tarım Bakanlığı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görevi sırasında sadece 2021 yılında 178 bin hektar orman kül olmuş ya. Çok başarılı Tarım Bakanı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bakın. Yani bu Bekir Pakdemirli Tarım Bakanları arasında tarıma en fazla zarar veren kişi olarak ortaya çıkmış. Onun için görevden alındı. Başarılı olduğu için filan değil. Onun başarıları iyiydi. Şimdiki daha başarılı yapılacak diyorsanız demek ki geleni üzerine... Buyurun Sayın Oluş, toparlayalım, buyurun. Demek ki gelen üzerine öyle bir yük bindirdiniz ki adam şimdi bunun başarısızlığından daha fazlasını nasıl yapacağım diye uğraşacak. Böyle bir şey olabilir mi? Neyi savunuyorsunuz? İthalatın en fazla yapıldığı tarım alanında gıda egemenliğinin, gıda güvencesinin ve gıda güvenliğinin zerre kadar ciddiye alınmadığı, tarım bürokratlarının en fazla maaş aldığı ve çiftçilerin yerine çok uluslu şirketlerin kar ettiği bir Tarım Bakanı döneminden bahsediyoruz. Bir de bu kadar değil ha. Bu kadar değil, Sayıştay raporlarına yansıdı. Yaptığı usulsüz atamalar ve görevlendirmeler nedeniyle, hukuksuzlukları nedeniyle Sayıştay raporlarında da yer aldı bu Tarım Bakanı. Dolayısıyla bu Tarım Bakanı'nın savunulacak hiçbir yanı yok. Hiç onun için savunarak kendinizi de zora sokmayın. Bir konu daha var değinmek istediğim sayın vekiller. Şimdi sizin bu Cumhur İttifakı'nın ortağı var, Doğu Perinçek Vatan Partisi. Bir heyetle beraber ortağınız Rus... Buyurun Sayın Oluç. Teşekkür ederim. Rusya'ya gitmiş bir heyetle Cumhur İttifakı'nın ortağı. Heyetin içinde Ethem Sancak da varmış. Ethem Sancak'ı siz benden daha iyi tanıyorsunuz. Biz onun geçmişini biliyoruz tabii. Niye bu heyetin içinde yer aldığını da biliyoruz. Şimdi orada konuşmuş, demiş ki bu bayraktarları satarken demiş Ukrayna'ya böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Nasıl kullanılacağını düşünüyordunuz? Bayraktarları Ukrayna'ya satarken desteklediniz. Sonra şimdi Rusya'ya gidip ya öyle kullanacaklarını bilmiyorduk diyorsunuz. Ne yapacaklardı onlarla? Balık mı tutacaklardı? Ne yapacaklardı onlarla? Şimdi yani Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız. Uzaya çıkacağız. Bunları Ethem Sancak söylemiş. Ünlü Ethem Sancak. Herhalde sizi de bağlayan şeylerdir bu söylenenler. Onu da belirtmiş olalım. Ben de Tarım Bakanı'nın değişmesiyle ilgili sözlerime başlamak isterim. Tabii nezaketen gidene teşekkür, gelene başarılar diliyoruz. Ama gelenin ve gidenin bir şey değiştirmeyeceğini, rejimin, tek adam rejiminin ortaya bıraktığı alan içinde yapılacakların hiçbir fayda etmeyeceğini ve bütün anketlerde AK Parti'nin en başarısız olduğu 3 alandan ve en başarısız olduğu bakan olarak çıkan ve değişimi 6 aydır beklenen bir bakanın değişiminden sonra burada yazılmaya çalışılan gerçek dışı bir başarı hikayesinin toplumsal bir karşılığı olmadığını da biliyoruz. Rejim şöyle bir noktada bakan görevinden affını talep etmiş, o da kabul edilmiş. Böyle istifa edemezsiniz. Görevden aldım da demezler. O affını talep etti, ben uygun gördüm. Bakın beyler, bakın. Bugün Erzincan'da Sayın Binali Yıldırım'la beraber sabahleyin 9.30'da ineceklermiş, gün boyu faaliyet yapacaklarmış. Kendisi sosyal medyadan bugün Erzincan programını duyuruyor. Akşamleyin resmi gazetede af talep etmişti, bunu yaptı. Af talep edecekse niye program duyuruyorlar? Vatandaş sabahleyin selamsız bandosu gibi Erzincan Havalimanı'nda bu çağrıya uysa. Bakan o saatlerde devir teslim yapıyor. Öbür bakan birazdan burada kürsümüzü emaneten vereceğiz. Çünkü bu meclisten yetki almadı. Bu meclise karşı sorumlu değil. Soru önergelerini yanıtlamak için gelmeyecek. Gen soru versek kendisini savunmaya vermeyecek. Veremeyeceğiz, görevden alamayacağız. Bir kürsü emanet edeceğiz, yemin edecek. Bir dakika, buyurun. Değişen hiçbir şey olmayacak. O af talep etmiş, beyefendi affını kabul etmiş. Millet affetmeyecek. Sandıkta affetmeyecek, biz affetmeyeceğiz. Özellikle orman yangınları için uçak lazım dendiğinde bu coğrafyaya uçak lazım değil deyip yangınların üçüncü günü fellik fellik uçak aramamızı unutmayacağız.
Bu ülkede tarıma bu kadar zarar veren ve çiftçiye bu kadar borçlanılan bir dönem olmadı. Bunu unutmayacağız. Ve bu bakanın karnesine bakarsanız çiftçiye 47 milyar TL bu sene borçlu gidiyor. Ama AK Parti'ye bakarsanız 400 milyar TL borcunuz var. Kanunun çıktığı tarihten itibaren milli gelirin %1'ini değil de en yüksek olduğu yıl %0.61, bu sene %0.33'ünü veriyorsunuz. Yani bir dakika Sayın Özel. Buyurun Sayın. Ödemeniz gerekeni o tarihten bugüne kadar sadece enflasyon hesabına vuracak olursak ödenmesi gereken destekleme 804 milyar TL, ödenen 228. Aradaki farkı siz çiftçiye değil başkalarına verdiniz. Para kenarda durmadığına göre tam takır kuru bakır. Eğer dolar üzerinden hesaplasaydınız 960 milyar TL destekleme vermeniz gerekiyordu. Verdiğiniz destekleme 228. Bu durumda çiftçi bu dünyada da öbür dünyada da iki yakası elinizdedir. O af talep etti, biz affettik. Onu affedeni affetmeyecek. Bugünkünü atayanı affetmeyecek. Hakkını sizde bırakmayacak. Sandıkta da hesabını sizden soracak.